Şimdi geçtiğimiz hafta pazartesi günü Türkiye'nin ve bölgenin çeşitli illerinden özellikle Rojavalı vatandaşlara, yani burada sığınmacı olan Suriye uyruklu Rojavalı olan sığınmacıları gözaltına aldığını öğrendik. Bunların çoğu işte ikamet izni aldıkları illerden Urfa iline getirildi ve terörle mücadele şube biriminde tutuldu. Bizim de müvekkillerimiz vardı. Oraya gidip görüştük onlarla. İşte Rojava istihbaratı ile ilgili bir operasyon olduğunu söylediler bize. Dosya ile ilgili başka bir detay verilmedi tabii. Sonra ifade işlemine geçtik ve ifadeleri şunu gördük ifadelerde. Herkese aynı sorular sordular. Bir bağınız var mı YPG ile diye. Sadece klasik sorular sordular ve müvekkilin niye orada olduğuna ilişkin hiçbir cevap bulamadık biz. Daha sonra biz işte hani savcılıkla görüşmek istedik. İşte savcılığın ne zaman getirileceğini, sonra cuma günü adliyeye çıkarılacaklarını söylediler bize. Daha sonra savcılıktan tekrar bilgi almak için gittiğimizde hiç ifadeleri alınmadan serbest bırakılacaklarını bize söylediler. Ve biz tabii bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Yani hiçbir adli kontrole tabii tutmadan serbest bırakılmaları onların sınır dışı riskiyle karşı karşıya kalacakları anlamına geliyor. Ben ve diğer Rojavalı olan sığınmacıların avukatları geri gönderme merkezine gittik. Şanlıurfa'da geri gönderme merkezi var. Oraya gittik. Müvekkiller orada tutuluyordu. Ve onlarla görüşmek istediğimizi dile getirdik. Sabah saat 11 civarı bize onların burada olmadığını, götürüldüklerini, yani sınır dışı edildiklerini bize söylediler. Biz ısrarla nereye götürdüklerini ya da hangi kapıdan sınır dışı edileceklerini sorduk. Yine bir cevap alamadık. Saat 1'de mesai açılınca tekrar gittik. 1'den 2.40'a kadar bizi beklettiler. İşte dosyayı getireceğiz, bekleyin bekleyin diye. Sonra bize geldiler, dediler ki dosya yok. Saat 1.30 gibi dosyanın olmadığını söylediler. Herhangi bir dosya tutulmamış onlar hakkında diye. Biz ısrarla dosyayı görmek istediğimizi, eğer yoksa da yazılı bir cevap vermeleri gerektiğini söyledik. Ve bunun üzerine saat 14.45'te bize bazı evraklar getirdiler. Bu evrakların tamamında imzalar aynıydı. Birbirine benzer imzalar atılmış. Yani orada belli ki müvekkil tarafından imzalanmamış. Çünkü benim müvekkilim mesela okuma yazması yok. Arapça okuma yazması da yok, Türkçe okuma yazması da yok. Ve kollukta biz ifade alınırken parmak iziyle ifadesini imzaladı. Ve o evrakta bir feragat dilekçesi vardı. Benim müvekkilimin sanki feragat ettiğine dair bir dilekçe imzalatmışlar müvekkilime ki imzası da ona ait değil. Orada imzanın atıldığı saat 0, yani tarih 09, bugün yani 09.10.2023 saat 14.00. Yani biz sabahtan oraya gittiğimizde bize burada değiller, sınır dışı edildik dediler ki görgü tanıklarının ifadelerine göre, orada bekleyen ailelere göre sabah saat 8 civarı 5'e yakın otobüsle oradan götürülmüşler. Ve bizim ısrarla dosyayı talep etmemiz üzerine ki bunları biz suç duyurusuna konu edeceğiz, gerçekliğine inanmıyoruz, müvekkillerin imzaları taklit edilerek ve hatta birçoğunun imzası olmadan kendileri imza atıp bu şekilde dosya oluşturmuşlar. Yani bu dosyanın içerisinde yapmış oldukları bu usulsüzlükler açıkça müvekkillerin herhangi bir sınır dışı veya idari karar olmadan hukuka aykırı bir şekilde yaşamlarını riske atarak sınır dışı edildikleri anlamına geliyor. Yani bize hangi kapıdan teslim edileceklerini de söylemediler ki burada onların hakkında yürütülen soruşturma PKK'ya üye olmaya ilişkindi. Ve olası bir durumda ÖSO'nun kontrol bölgelerinde olan kapılardan müvekkilin giriş yapması durumunda can güvenliği şu an risk altında. Gözaltına alınan Rojavalıların tamamı Kürt'tü ve rastgele seçilmişler. Yani dosyada kısıtlama kararı olduğu için biz dosyanın hani müvekkile ilişkin suçlamanın ne olduğunu göremiyoruz. Fakat eğer herhangi bir suçlama olsaydı ona özel olarak orada bir soru olarak karşımıza çıkardı. Biz buradan tahmin yürütüyoruz ve klasik sorular. Bütün herkese sordukları aynı soruları müvekkile de sordular. Fakat ayırt edici hiçbir soru yok. Pişti kocaman darhıstın, takına karın kocaman darhıstın, ne vüreydan?
Jübe sebep bet çıtak le xistibun çeyki pisa ve derke jü pisa yani şandın ette juan ra ve derke te ev nabe yani şandın e jü pisa. Am da xazın ve gerin varın mal az heşt mehen zavuji me az bizari me az nikarım. Ya? Şta ve jü saat çara da hatın vani yani diciya da ve yara kırnu beren. Ari, hatta pek edesti ve jü yani kalıp çakırın silahı xoji kırna kıyıftı paşıstı da jü le xistin gud tev demek. Varga 20-25 sabah bırakırım bir. Yani ifade ve hana girdişi sadece gütü var imzaka ve gütü ez imza nakım. Ve imzi manu çazda vime. Yazma, okuma hiç tanıya. Hat sisi de midi hanak peşme de çüne lovandı xıstına. Sisi desti sebe de. Eğer de bir lovandı xıstına de bir hati acla denleme kırna. Yani silahı yavanda sonra hatına denleme kırna. De bir gütü khira gütü hadi zürüha bırak ki o darıkna jvedere. دبي عم هاتنا برمة دبي ما دين فيش مج حكم يعني لما لا تخل دبي دينا قايا بيني جنا دقيلة سري خادي ورا دا اللي تخل دبي هالشي وان شو يعني كتالك يعني نها بنا دنر دبي عز ناوي رم يعني سري خارج من تلفينه مرة شورت كده دبي سقط كده دبي عز نكمل شوريكم